son yüzyıllarda bu dönüşüm hızlanması Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği hilafetle birlikte sözüm ona Eş'ari Sünni alimlerle bilincin değişmesi sonucu oldu. Ve Türkçe'ye çok miktarda Arapça sözler, Farsça sözler yoğun olarak kondu. Öyle bir duruma geldi ki, yani Osmanlıca dediğiniz dilin içinde böyle konuşulduğu zaman Türkçe sözcükler parmakla sayılabilecek hale geldi. Evet. Anlaşılmaz bir dil. Kendi aralarında bir uyduruk dille konuşuyorlardı Osmanlılar. Ve yazı da uyduruk bir yazıydı. Türk diline hiçbir şekilde karşılamayan Arap yazısıydı. 1000 yıl bu yazı bu ulusun başına bela olmuştur. Evet. Okuma yazma oranı son derece düşük. Öğrenmesi, okuması, yazması zor. Yazan başka yazar, okuyan başka okur. O örnekleri ileride veririz. Ama şu anda şunu söyleyeyim. Ya bir örnek verirsem, üstelik de çok arı duruya yakın. Nedim'in Türkçesine bak Nedim'in. Nedim'in Türkçesi işte o sonraki dönemlerde, Lale Devri'nde falan olan Türkçedir. Ama Nedim'in Türkçesi yine diğer aydınlara göre biraz daha Türkçedir. Ama bir okuyalım bakalım. Ben bu Türkçeyi Farslara okuduğum zaman, Türkçe bilmeyen Farslara ne denildiğini anlıyorlardı. Bakınız, esti Türkçe peki. Nesimi nevbahar. Farsça. Açıldı gül Farsça. Güller sufdem. Açsın bizim de gönlümüz saki medet sun camücem. Ürdü yine ürdü behişt oldu alem. Amber sirişt, alem behişt, enver behişt. Her kuşa bir bağıran. Tamamen Farsça. Bu Türkçe mi ya? Evet. Dolayısıyla ama yani onu söyleyeyim.